Şu anda Philadelphia Sanat Müzesi'nde Amerikalı sanatçı Thomas Eakins'in ikisi de cerrahiyle ilgili olan en ünlü iki tablosunu inceliyoruz. Bu tablolar yaşadıkları dönemde oldukça önemli olan iki Philadelphia'lı doktoru konu ediniyor. İlk olarak daha önce resmedilen tabloyla başlayalım. Bu tablo Gross kliniği olarak adlandırılıyor. Tabloya bu adım verilmesinin sebebi İngilizcedeki Gross kelimesinin iğrenç anlamına gelmesi değil, o konuda aklınız karışmasın. Tablonun konusu o dönemde önemli bir cerrah olan Doktor Gross'un kliniği olduğu için ismi de buradan geliyor. Doktor Gross, Philadelphia'daki Jefferson Tıp Okulu'nda ders verdiği için tabloya böyle bir adım verilmesi uygun bulunmuş. Doktor Samuel Gross o dönemde dünyadaki en ünlü cerrahlardan biriydi. Yeni cerrahi teknikler geliştirmişti ve oldukça detaylı bir ders kitabı yazmıştı. Hatta Amerikan İç Savaşı'nda askerleri tedavi etmekle görevli doktorlar için de bir el kitapçığı hazırlamıştı. Akins de Gross Kliniği tablosunda gördüğümüz bu derslerin bazılarına katılmıştı. Bu tabloyu yapma amacı da Dünya Fuarı'nın sanat sergisi bölümünde Philadelphia'daki tıp cemiyetinin ne kadar üst seviyelere çıktığını gösteren devasa bir poster hazırlamaktı. Bu sergi 1876 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamıştı bir sergiydi ve serginin teması da ilerlemeydi. Sanatçı da bunun için yeni cerrahi teknikler geliştiren Samuel Gross'u seçmişti. İlk başta tabloda vücudun hangi kısmının resmedildiğini anlamamız bile biraz vakit alıyor. Burada ameliyat masasına yan yatmış küçük bir oğlan çocuğu görüyoruz. Anestezi uzmanının elinde tuttuğu gazlı bezin altında kaldığı için kafasını tam olarak görmemiz mümkün değil. Gri çorapları ile küçük ayakları resmin ön planında karşımıza çıkıyor. Yani aslında tabloda gördüğümüz çocuğun uyluk kısmı. Ayrıca kalçasını da görüyoruz. Tablo 100. yıl sergisinde gösterildiğinde insanların hoşuna gitmeyen pek çok detay vardı. O dönemde ameliyatlar evde yapılıyordu. Yoksullara hizmet veren hastaneler enfeksiyonlu hasta kaynıyordu. Ancak o dönemde ameliyatlar insanları iyileştiren bir şey olarak algılanmaya başlamıştı. Bilim hızla ilerliyordu. Tablodaki bu ameliyatta görülen iki detay da bu ilerlemeyi kanıtlar nitelikte. Bunlardan ilki anestezi. Anestezi sayesinde insanlar ameliyat esnasında çığlık atıp sağa sola debelenmesinler diye uyutulabiliyordu anesteziden önce ameliyatların hemen tamamlanması gerekiyordu. Aikins'in bu tabloda bizlere gösterdiği ikinci yenilik ise kemiklerin nasıl yenilendiğine dair ortaya attığı yeni bakış açısı. Ameliyat o dönemden 10 yıl önce yapılmış olsaydı küçük çocuğun bacağını kesmek zorunda kalırlardı. Çünkü kemiğinde enfeksiyon olan bir hastayı kurtarmanın en iyi yolunun bu olduğu düşünülüyordu. Ancak Doktor Gross ve meslektaşları kemiğin yenilenmesi için kemiği temizlemenin yeterli olacağını anlamışlardı. Tek yapmaları gereken operasyon sonrası hastaya dikiş atmaktı. Böylece bu çocuk bir ay içinde toparlanarak koşmaya bile başlayabilirdi. Yani neredeyse orta çağdan kalma, acımasız ve insanların hayatını tehlikeye atan eski yöntem yerine, daha tehlikesiz ve olumlu sonuç elde edebilecekleri yeni bir yöntem geliştirmişlerdi. Günümüzde yani 21. yüzyılda 19. yüzyılda yapılan ve tıp bilimini şu anki haline getiren ilerlemeleri artık unuttuk. Halbuki bunlar çok kıymetli. Ancak tabloda yine de artık modası geçmiş bazı uygulamaları görmemiz mümkün. Örneğin Dr. Gross kadife yakalı oldukça şık bir takım elbise giymiş. Elinde bir cep saati var ve gömleğine bir yaka düğmesi takmış. Sanki yolda yürürken birden ameliyata gelmiş gibi duruyor. O dönemde yani 1875 yılında Gross, Dr. Lister'ın ortaya attığı mikrop teorisini henüz kabul etmemişti. Ancak steril uygulamalara dair düşüncelerin ileride değiştiğini görüyoruz. Örneğin Ekins, Agnew kliniği tablosunda bütün doktorları beyaz önlükler içerisinde ve bir kabın içinde sterilize edilen ameliyat aletlerini kullanırken resmetmiş. Burada anestezi uzmanının hastaya kloroform verdiğini görüyoruz. Anestezi bilimi o dönemde aslında hastanın nefes alışverişini takip etmek, daha sonrasında eter veya kloroformlu bir havlu alarak bu havluyu hastanın burnuna ve ağzına yaklaştırıp uzaklaştırmaktan ibaretti. Ancak bu tablonun asıl konusu Dr. Gross ve bir sanatçı olarak Thomas Ekins. Eakins'in Gross'u Tanrı'ya benzer bir şekilde tasvir etmek için ışığı akıllıca kullandığını görüyoruz. Odaya güneş ışığının girdiğini görmemiz mümkün. Ayrıca ameliyathanelerde herhangi bir yapay ışık kullanılmadığından o dönemde ameliyatlar genellikle öğlen saatlerinde yapılıyordu. Bunu göstermeyi tercih eden ve böylece realist yönünü ön plana çıkaran Eakins aynı zamanda bu durumun büyüsünden de yararlanmış. Realizmin Doktor Gross'un saçlarını ve parlak anlını vurgulamak isteyen Ekins'in işine geldiğini söyleyebiliriz. Böylece doktorun zekasına ve liderliğine tanıklık etmiş oluyoruz. Daha sonra doktorun kanlı ellerini görüyoruz. Doktorun kanlı ellerinin tablonun sergiye seçilmeme sebebi olduğunu belirtelim. Jüri, tablonun halk için korkutucu olabileceğine ve dolayısıyla eserin sadece tıp sergisinde gösterilmesine karar vermişti. Solda acılar içinde ağladığını gördüğümüz kadının hastanın annesi olduğunu tahmin ediyoruz. Aslında bu kadın bir bakıma bizi temsil ediyor. Dehşete kapılmış durumda. Konuyla ilgili bir bilgisi olmadığından da ameliyatta neler olduğunu tam olarak anlayamıyor. Bu tabloda, tablodaki doktorların yetenekleriyle ve Amerika'yı ileriye taşıyacak olan takım çalışmasıyla tezat içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden doktor Grossa dönelim. Gross'un ameliyatı idare ettiğini görüyoruz. Gölgede kalan iki figürün ameliyathanenin girişinde durduğunu ve en sağda da sanatçının kendisinin resmedildiğini görebiliriz. Eakins bu sahneye gerçekten tanık olduğunu kanıtlamak istercesine kendini tabloya dahil etmiş. Bir bilim insanı olan Eakins'in Jefferson Tıp Okulu'nda anatomi okuduğunu da ekleyelim. Profesör olduğunda bile öğrencilerini kadavralar üzerinde çalışma konusunda teşvik ediyordu. İnsan vücudu hakkında oldukça bilgisi olan Eakins anatomiye ve genel olarak bilime büyük ilgi duyuyordu. Şimdi de Eakins'in ilk tablodan 14 sene sonra yaptığı Agnew Kliniği adlı tabloyu inceleyelim. İlk tabloda gördüğümüz kahraman doktorun üzerine yansıyan ışığın ve dikey görüntünün hakim olduğu düzenin aksine burada daha dağınık bir kompozisyon var. Doktor Agnew, Pensilvanya Üniversitesi'nde Samuel Gross'un Jefferson Tıp Okulu'ndakine benzer bir ünü vardı. Emekli olduğunda öğrencileri doktorun başarılarının bir portrede onurlandırılması için para biriktirmişti. Bu tablodaki havanın Gross Kliniği eserinde gördüğümüzden çok daha farklı olduğunu belirtelim. Burada doktorların tamamı beyaz önlük giymiş ve hepsi steril uygulamalara sadık kalıyor. Ayrıca buradaki diğer bir önemli nokta artık ameliyathanelerde yapay ışığın kullanılıyor olması. Ancak bu tabloda da Gross Kliniği tablosunda olduğu gibi Eakins ameliyatı köşeden izliyor. Ameliyat önlüğü giymiş olan Agnew'un üzerine vuran ışığa bir bakın. Burada doktorun ameliyatı tamamlayıp geri çekildiğini ve son aşamayı diğer doktorlara bıraktığını görüyoruz. Ameliyattan sonra Doktor Agnew, ameliyatta neler olduğu hakkında bir konuşma vererek hastalığın seyrini açıklayacak. Burada ilk tabloya göre daha riskli bir ameliyat olan mastektomi ameliyatının yapıldığını görüyoruz. O dönemde doktorlar halen meme kanserini en iyi şekilde nasıl tedavi edebileceklerini yollarını arıyorlardı. Ancak bu ameliyat olumlu sonuçlanmamıştı ve kanser ameliyatları halen gizemini koruyordu. Doktor Egnew ameliyatla hastayı iyileştiremeyeceğini bildiğinden sadece biraz da olsun kadının acısını hafifletmek için uğraşıyordu. Yani bu oldukça üzücü bir hikaye. Ancak Aikins'in neden bu kadar üzücü ve acı dolu bir hikayeyi tablosuna konu ettiği tam olarak bilinmiyor. Belki de tablosunda bir kadını betimlemek istiyordu ve hastanın suratını resimde görmemizin de hastaya duyduğumuz merhamet duygusunu arttıracağını düşünüyordu. Tabloda ayrıca hemşireyi de görüyoruz. O dönemde hemşire okulları yeni yeni açılmaya başlamıştı. Burada bu okulun ilk mezunlarından hemşire Clymer'ı görüyoruz. Burada hemşire Clymer'ı Gross Kliniği tablosundaki anne figürüyle karşılaştırabiliriz. Anne ağlama nöbeti geçiriyorken eğitimli olan hemşirenin mesleğinin gerekliliklerini yerine getirdiğini ve sakinliğini koruduğunu görüyoruz. Hemşire olarak görevi doktorların steril aletler kullandığından emin olmak. Hemşirenin erkek öğrencilerle tezat içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Öğrenciler tam da öğrenciler nasılsa öyle tasvir edilmiş. Ameliyatı daha iyi görebilmek için öne doğru eğilmişler ancak bazılarının daha dikkatli süreci takip ettiğini görüyoruz. Öğrenciler Ekeze stüdyosuna gelerek poz verdiği için aslında hepsinin portre niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bazı öğrencilerin nasıl tasvir edildiğine baktığımızda burada sanatçı ile öğrenciler arasında bir şaka unsuru olduğunda belirtmemiz mümkün. Ayrıca burada ameliyat aletlerinin sterilize edilmesi için bir tepsinin içindeki suda bekletildiğini görüyoruz. Bu da bize o dönemde yeni ortaya çıkan sterilizasyon tekniklerini hatırlatıyor. Bu yüzden de doktorun elindeki neşterden kan lekeleri değil aksine su damladığını görüyoruz. Doktor Agnew tabloda çok fazla kan olmamasını istemişti çünkü Doktor Gross'un portresini pek çok insanın rahatsız edici bulduğunu biliyordu. Ancak yine de ortaya bakması zor bir görüntü çıkmış diyebiliriz. Hastanın göğüs boşluğuna cerrahi bir aletin sokulduğunu görüyoruz. Ancak Ekins bunu betimlemekten çekinmemiş. Aslında amacı bir bakıma tam olarak da buydu. Yani antik Yunan tanrı ve tanrıçalarını veya tarihi kahramanlık destanlarını konu eden tablolar yerine modern yaşamdaki kahramanlarla ilgili tablolar yapılması gerektiğine inanıyordu. Ekins Rembrandt ve Velázquez'in ulaştığı seviyeye ulaşmak istiyordu. Modern çağ için tarihi bir resim uslubu edinmeyi amaçlıyordu. Buradaki iki tablonun da takım çalışmasını gösterdiğini ve bilimin de bu şekilde yürüdüğünü söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz takım çalışması, insanlığı aya götüren takım çalışmasıyla aynı. Yani bu iki tabloda da sanatçı modern bilimi konu almış ve böylece modern resim tarihi için önemli bir bakış açısı sunmuş.